Sıkıştırma kodları. Bilgiyi, mesela bir resmi, dijital olarak temsil etmek için onu küçük parçalara ayırmamız gerekir. Böylece resmi, renk sembollerinden oluşan bir dizi olarak gönderebiliriz. Ve her bir renk, bir kod vasıtasıyla birer sayı olarak ifade edilebilir. Şu problemi bir düşünün. Melis ve Haluk, ikilik sistemde iletiler alıp gönderebiliyor. Ve sistemlerini kullanmak isteyen müşterilerinden bit başına bir kuruş talep ediyorlar. Bir ileti göndermek isteyen sıradan bir müşteri geliyor. Mesela 1000 sembol uzunluğunda. Mesajın anlamı ise kesinlikle bilinmiyor. Normal şartlarda bu mesaj 2 bitlik standart kodla gönderilir. O da 2000 bitlik bir ücretlendirme gerektirir. Fakat Melis ve Haluk, müşteriyi önceden araştırmış ve iletideki her sembolün olasılığının farklı olduğu kanaatine varmıştır. Bu, bilinen olasılıkları kullanarak iletiyi sıkıştırmaları, böylece kârlarını artırmaları mümkün müdür? En uygun kodlama stratejisi nedir? En uygun kodlama stratejisini dünyaya kazandıran kişi, 1952 tarihli meşhur makalesiyle David Huffman'dır. Fikir en alttan başlayarak yukarı doğru oluşturulan ikilik bir ağaca dayanıyordu. Başlarken tüm sembolleri en altta sıralıyoruz. Bunlara düğüm diyoruz. Sonra da olasılığı en düşük olan düğümleri buluyoruz. Yani bu durumda B ve C. Sonra bu ikisini tek bir düğümde birleştiriyor ve olasılıklarını topluyoruz. Ardından en düşük olasılıklı iki düğümle işlemi tekrarlıyoruz. En tepede tek bir düğüm kalana dek birleştirmeye devam ediyoruz. Son olarak ağacın dallarını herhangi bir sıralamayla 0 veya 1 olarak isimlendiriyoruz. Artık her harfin kodu, ağacın en tepesinden o harfe kadar uzanan yoldur. Mesela A'nın kodu tek bir daldan ibarettir ki o da 1. Buna Huffman kodu adı verilir. Ve inceleyeceğimiz örnekler için Huffman kodlamasından daha iyisi yoktur. İsterseniz deneyin. Mesela D'nin kodunu tek bir sıfıra indirgerseniz 011 şeklindeki bir mesaj DAA anlamına geleceği gibi sadece B anlamına da gelebilir. Dolayısıyla böyle bir kısıtlamanın işe yaraması için harf aralıklarından faydalanmamız gerekir ki bu iletim sırasındaki tüm tasarrufu çöpe atmak anlamına gelir. Peki kodumuz 2000 bitlik orijinal metni ne kadar sıkıştırabiliyor? Bunu tespit etmek için basamak başına düşen ortalama bit sayısını hesaplamamız gerek. Her kodun uzunluğunu olasılığıyla çarpıyoruz. Sonuçları topluyoruz. Ve sembol başına ortalama 1,75 bitlik bir ortalama uzunluğa ulaşıyoruz. Yani Huffman kodlamasının 2000 bitlik bir iletiyi 1750 bite sıkıştırabileceği beklenebilir. Claude Shannon, sıkıştırma limitinin daima ileti kaynağının entropisine eşit olacağını iddia eden ilk kişi oldu. Kaynağın entropisi, yani belirsizliği, bilinen istatistiksel yapıya bağlı olarak artarsa, kaynağın sıkıştırılabilirliği de artar. Fakat eğer entropi, öngörülmezliğe bağlı olarak artarsa, kaynağın sıkıştırılabilirliği azalır. Eğer entropinin de ötesinde sıkıştırma oranlarına ulaşmak istiyorsak, iletimizdeki bazı bilgileri feda etmek zorunda kalırız.